Bu hayal mi? Nedir? Evet. Serap mı? Gerçektir, gerçek. Buyurun, hoş geldiniz. Oh, Hacı Raja. Oha, Hacı mısın? Hoş geldiniz. Vallahi şu an al hacım. Ah. Size nasıl söyleyeyim? Of. Herhalde. Meşhur kebabınızın tadına bakabilirsiniz. Abi. Rahmetli Erol Taş benim bu halimi görseydi benimle gurur duyardı. Müsaadeniz olursa ben sizin adınıza istemeye istemeye de olsa bunu bir o kadar güzel bir tat var ki yani aman Allah'ım ya. Buyurun. Afiyet olsun. Bu hangi kısmı acaba? Bu da bacak kısmı. Allah Allah. Bir tarafta arka but, bir tarafta bacak. Bu işin sonu ne olacak? Şu an bulunduğumuz yer Samsun'un Vezir Köprü ilçesi. Oyma Ağaç Köyü. Oyma Ağaç Köyü. Oyma Ağaç Köyü'nde gerçekten meşhur orman kebabı. Meşhur orman kebabının evet. Hemen yanı başındayız. Bir kere sırtının yani kaburganın üzerindeki deri tamamıyla kurumuş durumda. Onun altındaki sırt yağı yavaş yavaş erirken o et eriyen yağıyla beraber hem ortaya çıkıyor evet. Hem de pişiyor. Evet. Pişiyor. Nasıl anlatıyor? Çok güzel anlatıyorsun abi. Bayıldın mı? Bayıldım senin anlatmana. Bayıldım. Öp beni oradan bir kere. Evet yani ben. Bu çok anlatış güzel. Öpülür değil mi? Gerçekten vallahi. Ben bile anlatamam senin anlattığını. Doğru söyle abi. Gerçekten öyle söylüyorum abi. Teşekkür ediyorum. Şimdi. Seninle gurur duyuyoruz. Ben de ama bu ne abi? Bu ne ne yaptın sen şimdi? Bunu buna düşün? Biz şeker meme deriz. Ne denir? Şeker meme. Bu meme. Ön kol kısımlarının olan bu parçalardan ayırırız. Burayı bağlarız hava almasın diye. Yani hava suyuna bitsin diye yani hava almasını sağlar buraya. Yani. Hava almaması için kapalı bir alanda daha güzel kebap pişiyor. Yani sen şimdi kapalı alanda daha güzel kuzu çevirme mi yapıyorsun? Evet. Biz filmlerde falan hep açık alanlarda gördük bunu. Ya o daha filmler için geçerli ama bu kebap en güzel kebap yani bu şekilde olan. Onlar film bu gerçek mi diyorsun? Bu gerçek. Valla. Şimdi gerçek. Tabii gerçekten bakın size şunu söyleyeyim. Gerçek. Gerçekten bu gerçek şu an. Tamamıyla elimde yaklaşık evet. 20 kilo pişmiş et var. Her evet. Tarafı pişmiş değil mi? Her tarafı pişmiş. Yemeğe hazır şu anda. Neye? Yemeğe her zaman hazır şu anda. Neye hazır? Yemeğe. Yemeğe. Yemeğe, yemeğe. Tabii şunu da atlamadan geçemiyorum. Hemen gördüğünüz gibi kuzumuzun yanında hepimizin bildiği tandır ekmeği var. Yani bu hepimizin bildiği tandır ekmeği ama bu bildiğimizden farklı hale nasıl bu ekmek gelecek derseniz beni lütfen takip edin. Hiçbir şeyle ilgilenmediğinize eminim zaten. Çünkü böyle bir şeyin yanında ilgilenmek mümkün değil bir şeyle. Ne yapıyoruz? Alıyoruz ekmeği hafifçe sırtına doğru şöyle iyice kuzumuza ne yapıyoruz? Sürtüyoruz. İşte bunun adı tridine banmak oluyor. Yani ne oluyor bu ekmek? Tridine banılmış bir ekmek oluyor. Eğer işi biraz daha abartmak isterseniz alıyorsunuz ekmeği. Burada kuzudan akan tride banıyorsunuz ve bunu yiyorsunuz. En lezzetli kısmı kuzudan da daha ziyade abiler bu trit kısmının olduğunu söylüyorlar. Ve ne diyorlar? Tridine. Tridine bandım, bedevamı sandım, para verdim aldım. İşte bu şarkı, bu türkü, tridine bandım türküsünün çıkış yeri de işte bu oğlaktan akan trit yağı. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Bu bir kuzu çevirme değil. Bu Oyma Ağaç Köyü'nde yapılan orman kebabı. Samsun'un Vezirköprü evet. ilçesinin Oyma evet. Ağaç Köyü'nde yapılan evet. orman kebabı. Ne zamanları yapılıyor bu? Bunlar 5. ayda başlar.
12. ayda biter. Şimdi tabii evet. Ben demek, benim sevenlerim demek, sevenlerim evet. Demek, ben demek. Evet abi. Onlar da yarın buraya gelirse, Oyma Ağaç her şöyle, Samsun, Vezir Köprü, Oyma Ağaç gününe gelirse aynı şey yapacaksın. Yaparım. Her zaman söz kapımız mi? Açık. Söz. Bir daha söyle. Söz. Muhtarım sen de destekle. Söz. Söz. İşte. Biz de her şeyle destekliyoruz zaten. Köyümüzün ne şurada. Başımızın üstünde yeri vardı evet. Her zaman. Siz de bu köyün başının üstünde yeriniz olsun istiyorsanız çoluğunu çocuğunuzu alın. Orman kebabı onların deyimiyle, benim deyimimle kuzu çevirmeyi afiyetle yiyin. Parçala biz de yiyelim. Hadi canım benim.